Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle farklı bir patlıcan mezesi tarifi hazırlıyorum. Bunun için şöyle bir limonun suyunu sıktım. İçerisine birazını ilave ettim. Şöyle bir kahve fincanı kadar da içerisine tahin ilavesi yaptım. İçerisine tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve şöyle kaşığın ucuyla kimyon ilavesi yapıyorum. Ve çatalımla iyice ezerek karıştırıyorum. Ben limonumu ilk başta birazını ilave ettim. Şöyle tadını sonra kontrol ettikten sonra içerisine biraz daha limon ilavesi yaptım. Yani bir limonun suyunu ilave etmiş oldum. Onu da ilave edip şöyle tekrar karıştırdım. Ve şimdi üzeri için hellim peyniri hazırlıyorum. Hellim peynirinin yarısını kullanıyorum. Dilediğiniz kadar peynir kullanabilirsiniz. Sonrasında da küp küp peynirimi dilimliyorum. Peynirimi dilimledikten sonra Tabağımın içerisine biraz undan aldım ve peynirlerimi içerisine ilave edip unu da şöyle iyice bir karıştırıyorum. Peynirlerimi unladıktan sonra unun içerisinden çıkarıyorum. Ve şimdi de peynirlerimi kızartma aşamasına geçiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar Tavamın içerisine ben sade yağ aldım arkadaşlar. Sade yağ biliyorsunuz çabuk yanmaz. Eğer tereyağında yaparsanız tereyağı yanabilir. Dilerseniz ayçiçek yağıyla da kızartabilirsiniz ama sade yağıyla daha da lezzetli olacaktır. Onun için ben sade yağ kullandım. Dediğim gibi ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Peynirlerimi şöyle iyice kızarttım kızaran kısımlarını çevirdim. Peynirlerim kızardıktan sonra ocağımı söndürdüm. Şimdi patlıcanlarımı şöyle temiz bir servis tabağının içerisine aldım. Üzerine susam ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar da bal ilavesi yaptım. Patlıcanın üzerine bal olur mu diye düşünmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok yakışıyor. üzerine ince kıyılmış maydanoz ve nane yaprakları ilave ettikten sonra son olarak servis aşamasında hellim peynirlerini üzerine yerleştiriyorum. İnanın muhteşem, güzel bir lezzet oluyor, farklı bir lezzet oluyor. Bu tarifi mutlaka beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.